Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. 2021 yılına girdik. Öyleyse bir Milli Piyango videosu çekebilirim, öyle değil mi? Oo, uyan da balığa gidelim dediğinizi duyar gibiyim. Ve yine balığa gidin siz. Ancak mevzu şu. Piyango sadece, Milli Piyango çekilişi sadece yılbaşında düzenlenen bir şey değil. Her ay 3 kez düzenlenmekte. Yılda 36 ediyor. Bir de yılbaşı gecesi etti 37. Ve biz sadece insanları uyaracaksak eğer yılbaşı yaklaştığında uyarıyoruz. Halbuki durum bundan ibaret değil. 37 kez yılda düzenlenen bir kumardan bahsediyoruz. İnsanların cebindeki paraya göz diken bir ne diyelim şans oyunundan bahsediyoruz. Tabii kumar sadece Milli Piyango değil. Bir dünya şans oyunu var arkadaş. Yani mesela şu an meşhur dizileri izliyoruz değil mi? Osmanlı'yı izliyoruz dizilerimizde. Kendimizden geçiyoruz. Elimizde kılıçla kalkanla izliyoruz Osmanlı'yı. Atalarımız at sırtında kıtalar dolaşmış, ülkeler fethetmişler. Aynı ataların evlatları bizler, torunları bizler. O atları hipodromda koşturuyoruz. Ve o hipodromlara trilyonlar harcanıyor. Bu da bir kumar. Yani sadece piyangoya takmamak lazım bir şey. Resmi olmayan ilk piyango donanma cemiyeti tarafından düzenlenmekte. Savaş gemisi tedariği amacıyla düzenleniyor. Daha sonra yine Cumhuriyet öncesinde Ergani bakır işletmelerinin tahvillerinin satışını özendirmek amacıyla piyango resmi olarak düzenleniyor. Cumhuriyet'in ilanından sonra da 1926 tarihinde, Ocak 1926 tarihinde piyango yetkisi Türk Teyyar Cemiyeti'ne veriliyor. Türk Hava Gücü'ne katkı sağlamak amacıyla 14 yıl süreyle bu cemiyette kalıyor piyango çekiliş hakkı. Yani o zaman da verilen para havaya gidiyormuş, şimdi de havaya gidiyor. Ve 5 Temmuz 1939 tarihinde de Milli Piyango İdaresi'ne bu hak tanınıyor. Ve her ay 3 defa piyango çekilmekte. İnsanların cebindeki paraya göz dikilmekte. Piyango biletine baktığımızda ne görüyoruz? Kuş resmi var değil mi? Güvercin resmi var. Beyaz bir güvercin. Neden bunu kullanıyorlar? Güvercin ve kuş saflığı temsil etmekte. Şansı temsil etmekte. Kuş kafanı pislese bile bunu şans olarak görmekteyiz malum. Bir de barışı temsil etmekte. Ne kadar şanslıyız diyecek olursak, yani ben piyango bileti almayacak kadar şanslıyım. Zaten insanlar şu anda piyango biletine bile güvenmiyor. O çekilişlere bile güvenmiyorlar. Yani eskiye göre rağbet bayağı azalmış. Ki zaten kumarda asıl oynamayan kazanır. Bu bir gerçek. Kuş dedik, güvercin dedik. Biz tarihte güvercini nerelerden hatırlıyoruz? Mesela güvercin deyince aklınıza ne geliyor? İslam tarihine baktığımızda Peygamberimizin Hazreti Ebu Bekir ile birlikte hicret esnasında saklanmış oldukları mağaranın kapısına, girişine yuva yapmış olan güvercin var. Aynı zamanda bir örümcek var biliyorsunuz. Buradan şunu çıkarabiliriz aslında. Piyangoyu atalım kenara arkadaş. Bizler hicret ettiğimizde esas şansı orada yakalamış oluruz. Biz Allah'a güvenmeyip de o kumara güvenirsek, o gelecek olan çekilişe, o haram paraya güvenirsek o kuş başımıza, anladınız siz onu. Bizler her daim rızkın Allah'tan geldiğine inanan insanlarız. Helalinden soğanın haram olan baklavadan daha lezzetli olduğunu bilen insanlarız. Ya şimdi ben bunları söylüyorum de hoca falan zannedeceksiniz beni. Yok hoca değilim. Biz bildiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bazı hoca efendileri görüyorum. Gayet iyi niyetle hakikaten. Çok naif zayıf bir şekilde nimet abla gişelerini bilirsiniz. Onun kuyruğuna girip insanları uyarıyorlar. İşte Allah'ımızı üzmeyelim lütfen. Kumara meyletmeyelim. Piyango bileti almayalım diyorlar. Sadece yılbaşı yaklaşınca diyorlar bunu tabii ki. Ancak bu efendime söyleyeyim. Nimet abla gişesinde yapılan bu uyarılar sinekle uğraşmak gibidir. Bataklığı kurutmaktır asıl mesele. Yoksa bir dünya bir gişe var arkadaş, hangi birine gideceksin? Ne yapacaksın mesela? Nimet Abla'nın gişesine gideceğine Ganimet Baba, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önüne gidebilirsiniz. Toplanın tüm hocalar, gidin mesela. Veya ne bileyim Milli Piyango İdaresi'nin önüne gidin. Ya etmeyin eylemeyin, insanları kumara alıştırmayın deyin. Vallahi ya, bu daha iyi. Niye uğraşıyorsunuz ki öyle tek tek gişeleri gezmekle? Benim fikrim bu. Kalkıp da büyük bir eylem yapın demiyorum size. Zaten dinlemezsiniz. Aynı güzel lisan ile insanları uyarmak lazım, yetkilileri uyarmak lazım. Yoksa insanlar bunu gayet normal karşılamaktalar arkadaş. Noel Baba mesela, Noel Baba meselesini de çok takıyoruz. Tamam, bize ait bir kültür değil. Bizden birisi olmayabilir ancak yani keşke Noel Baba getirmiş olduğu çuvalında çıkardığı hediyeler üzerinde yalan yazsa mesela. Biz de görsek desek ki bu arkadaş yalan, bizim kültürümüzde olan bir şey değil deyip ters desek mesela. Haksızlık, kul hakkı yemek. Öyle değil mi? İşçinin alın terini çalmak yazsa getirmiş olduğu hediye de mesela. Biz de ondan uzaklaşsak. Çünkü Noel Baba getirdi. Bize ait bir insan değil. Nerede? Biz hep işin kolayını buluyoruz arkadaş. Hep başkalarını eleştiriyoruz. Hep başkalarını kötülüyoruz da biz kendi kimliğimize ne kadar uygun hareket ediyoruz.
Varsa yoksa Noel Baba. Sen kendi babana bak. Cebinde faiz kartı var mı? Senin cebinde faiz kartı var mı? Buna bakmıyoruz tabii. Neyse boşver. Kapat abi.